Bir ablamız demiş ki, hocam evlilikte denklik ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Ve görüşmede neler konuşulmalı demiş. Evlilikte denklik fıkıh kitaplarımızda kufuh diye geçen şeydir. Kufuh şu demektir, kişilerin dini seviyelerinin, ekonomik seviyelerinin, kültürel seviyelerinin ve nesep yönünden seviyelerinin eşit olmasıdır. Yani İslam ister ki iki kişi evleneceği zaman, yalnız şunu şöyle anlamayın ha kardeşlerim. İslam mesela şöyle dediği zaman fakirle zengin evlenmesin. İslam bunu dediğinde fakirle zengin evlenmesi haramdır anlamında İslam bunu söylemiyor. Fakirle zengin evlenmezse iyi olur anlamında bunu söylüyor. Alimle cahil evlenmesin. Alimle cahil evlenirse bu haramdır demiyor. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah'ın yanında sizin en değerliniz takvalı olanlarınızdır. Fakat İslam diyor ki Allah'ın evliliği kendinden dolayı meşru kıldığı sevgi, merhamet ve sekinet. Bu üç tane maddenin bir evde yerine gelmesini istiyorsanız kadınla koca arasında bir denklik olsun. Şimdi kardeşlerim, bacı üniversite okumuş, abi ilkokul mezunu. Bunları evlendirdik. Bunlar ne sohbet edecekler? Yani bana bir söyle, neyi konuşacaklar bunu aralarında? Ev bunalım evine dönüşecek. Biri çok zengin bir evden gelmiş, aileden gelmiş, öbürü çok fakir. Şimdi bunun için bazı şeyler zaruret. Yani bunun senede bir ay tatile gitmesi, senin ekmek yemen gibi bir zaruret bunun için. Sen bunu karşılayamadığın zaman ne olacak? Evin içerisinde huzursuzluk olacak mesela. Veya diyelim o senden bir şey isteyecek, sen adını dahi bilmiyorsun. İlk defa duymuşsun adını. Yani şunu alır mısın eve gelirken diyecek. Sen bakacaksın yani o ne diyeceksin? Yani arada bir uçurum olmuş olacak. Bunun için İslam insanları tabakalara ayırıp birine kötü birine iyi dediğinden değil. Evlerde huzur olsun, problem olmasın diye İslam istiyor ki evliliklerde denklik olsun diye nesep yönünden. Mesela Zeyd ibni Harise ile Zeynep annemizin anlaşamamalarının nedeni nedir? İkisi de çok seçkin sahabeler ama sürekli didişiyorlar. Sürekli evlerinde bir kavga var. Sebebi şudur. Çünkü Zeynep Kureyş'in en şerefli soylarından birine sahiptir. Zeyd ibni Harise peygamberimizin azatlı kölesidir. Doğal olaraktan kültürleri, ekonomik düzeyleri birbirinden çok farklıdır. Bir türlü anlaşamıyorlar kendi aralarında. Zeynep kendini daha iyilerine layık görüyor. Yani hani ben ki Zeynep'im, Allah Resulü'nün onu istemesini bekliyor zaten. Allah Resulü onu zevkle nikahlıyor. Yani onun için kufuh denklik olursa evlilikte huzur olur Allah'ın izniyle. Bu şeyden kastımız. İkinci sorunun kısmı da görüşmede neler konuşulmalı demiş ablamız. Evlilik yaparken yani evlilik görüşmelerinde daha doğrusu birinci olaraktan hani ben şunu söyleyeyim. Kız da erkek de genelde hani bu bir yönden güzel ama bir yönden kötü. Çok aşırı utandıklarından dolayı ne birbirlerine doğru düzgün bakabiliyorlar ne de birbirleriyle konuşabiliyorlar. Yani hani erkek biraz daha bu konuda rahat ama Müslüman kadınlar Allah onların hayalarını artırsın. Hayalı oldukları için başlarını bile kaldıramıyorlar. Tabi sonradan bu bakmama bazı sorunlar getiriyor beraberinde. Yani hani sonuçta insan evlenecekse Peygamberimiz sahabinin birine diyor ya sen ona baktın mı? O diyor hayır Allah'ın Resulü ben ona bakmadım. Git ona bak bu aranızdaki sevgiyi arttırır diyor. Yani her insanın bir güzellik anlayışı vardır. Ve evla olan kişinin beğendiği bir kadınla evlenmesidir. Yani gözüne güzel gelen bir kadınla evlenmesidir. Doğal olaraktan birinci olaraktan tarafların ne istediklerini bilmeleri gerekir. Ve birbirlerine bu göze bakmaları gerekir. İkincisi neye inanıyorlarsa onu açık ve net bir şekilde birbirlerine anlatmaları gerekir. Yani benim bir evlilikten beklentilerim nelerdir? Madde benim bunları önceden düşünüp akıllı olan akıl sahibi insanlara da danışıp iyi bir evlilik nasıl olmalıdır? Kadına benim bunları anlatmam lazım. Kadının da bana kendi evlilikten beklentilerini olduğu gibi anlatması lazım. Eğer kafa yapılarımız birbiriyle uyuşmuyorsa, evlilikten beklentilerimiz aynı değilse o zaman şeyi bırakmak lazım. Evliliği bir kenara bırakmak lazım. Şimdi kardeşler mesela biz Müslüman kardeşlerimizin evlilikle ilgili sorunlarını dinliyoruz. Genelde çoğu sorun kişinin evlenirken ne istediğini bilmemesiyle alakalı sorundur. Mesela diyelim ki kardeşimiz bize diyor ki ben diyor öyle bir hanım istiyorum ki ben ne desem beni dinlesin diyor. Yani hani ben söz söylediğimde kesinlikle ikiletmesin, bana cevap vermesin, beni dinlesin. Peki senin hanım ne mezunu? İşte benim hanım mühendislik mezunu veya tıp mezunu mesela. Ya okumuş bir kadın kendi fikrini beyan etmeden durabilir mi? Yani böyle bir şey. Sen bunu istiyorduysan buna uygun örften, buna uygun kültürden birini alman lazım. Ömrü boyunca Kendisine fikri sorulmuş. Hatta belki işte biraz zeki olduğu için evini o idare etmiş olan bir bayanla evleniyorsun. Ondan sonra o bayana diyorsun ki ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Yani fikir bile söylesen ben bunu itaatsizlik kabul ederim diye. Bu yanlış bir şey kardeşlerim. Bu bizim evlenirken ne istediğimizi bilmeden evlendiğimizi gösterir. Onun için ne istediğimizi bileceğiz. İstediğimizi açık açık anlatacağız. Ve buna uygunsa evleneceğiz. Buna uygun değilse de şey yapmayacağız, evlenmeyeceğiz. Bir başka konu da ben mesela evlenecek olan insanlara özellikle söylüyorum. Bazı konuları konuşmayı insanlar gereksiz olaraktan görüyorlar. O gereksiz gördükleri şeyler sonra dönüp başlarını yiyor. Mesela sen nasıl bir ev istiyorsun? Yani bu genelde konuşulmaz. Şimdi mütevazi bir ev isteyen bir Müslüman, süse aşırı düşkün bir kadınla evlendiğinde ne olur? Her gün evde kavga gürültü olur. Başka bir şey olmaz. Aile ziyaretlerini çok fazla önemseyen bir Müslüman, içine kapanık ve asla kimseyi istemeyen bir kadınla evlense ne olur kardeşlerim? Her gün evde kavga gürültü patırtı olur. Baştan bunlar konuşulsa, mesela ben her gün evime misafir isterim. Ben tek başıma sofraya oturup yemek yemem. Kadın da diyebilir ben pek buna müsait bir insan değilim. Ben bunu istemiyorum der. Eyvallah, sen yoluna ben yoluma. En güzeli olmuş olur. Yani yuva kırıp yuva yıkmaktansa hiç yuva kurmamak her zaman için daha evladır. Onun için meselenin küçüğü büyüğü olmaz. Evlenecek olan kardeşlerimizin büyüklere de danışaraktan bir evlilikte en önemli meseleler nelerdir? Bunları belirleyip bunlar üzerine oturup konuşmaları gerekir. Allahu alem.